El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed teyzi billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Aleyke emmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lennâhîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani
Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin
hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçluğu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf, mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, 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 neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan
kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı
kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda
Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve Çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız.
bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız, doçent olacaksınız, profesör olacaksınız, din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için, ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın beş tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın beş tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Ve bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın beş şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın beş şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. Dört tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. Yedi tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın yedinci mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün.
Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20-21-22. Ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُغَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemler Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabbihim. Ve onlar sabırla
Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretmesi, emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: "Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın
ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun dördüncü safa 25. basamakta fizik vücudu peçi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir.
25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safa ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar? Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler.
Allah Teala bütçenizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşidûn. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşade ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşade ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların yani iradelerini de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ Hakka tukati. Ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları
Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor.
Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu, bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit, üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit, Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları
bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin, sizde benim bir emanetim var, size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm, dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekun cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar
Yani tasavvuf erleri eğer öğretim üyesi olmuşlarsa o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız.
sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa mütealik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safhanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safhanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis 14 asır evvel. Sahabenin yaşadığı
Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş iblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor.
ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez, dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz.
Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. Sümme la ve enübü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım. Ve la tünserun, sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor.
Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak, Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin. Farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12.
ayet-i kerime Nisa 58 İnne Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında
Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.